Merhaba, şimdi Gölbaşı'nda AFAD merkezindeyim. Burası Karayolları Müdürlüğü'nün içerisindeki deprem kriz masası aynı zamanda. Buradan öğrenmeye çalıştığım birkaç şeyi hemen size hızlı bir şekilde söyleyeceğim. Arkadaşlar, sosyal medyada da bayağı dolaşıyor. Bu deprem anında deprem bölgesinde olup başka şehire gidenler herhangi bir depremzede hakkından, yardımdan vesaire yararlanamayacak falan deniyor. O yüzden depremzedeler kendi bulundukları ildeki AFAD'a muhakkak başvuru yapıp başvuru kayıt formunu dolduracak falan diye böyle bir sosyal medyada haber dolaşıyor. Bu kesinlikle doğru değil arkadaşlar. Ben buradaki AFAD'ın en yetkili görevlisine sordum. Depremzedenin yapması gereken herhangi bir şey yok deniyor. Başvuru formu yok deniyor. Depremzede eğer başka bir ile gitmek istiyorsa, annesi, babası, yaşlı, eşi, çocuğu vesaire varsa ve başka bir ile gitmek istiyorsa, zaten diyor onun TC'sinden, adres kayıt bilgisinden nerede yaşadığı bilineceği için gittiği şehirdeki, ilçedeki kaymakamlığa, ildeki valiliğe başvuru yapacak ve o insana yardım edilecek deniyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. AFAD merkezindeyiz. Deprem kriz masasındayız. Buradaki bilgileri size aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yine ben tekrar edeyim. En önemli konu ise sosyal medyada dolaşan bir mevzu vardı. Deprem anında deprem bölgesinde olup da başka bir şehre gitmek isteyen kişiler yaşadıkları şehirden ayrılmadan önce AFAD'a gidip başvuru formunu doldurması gerekiyor ki yardım vesaire alabilsin diye böyle bir sosyal medyada haber dolaşıyor. Ben bunu Gölbaşı'ndaki burada AFAD'ın en yetkili kişisiyle görüştüm. Resmi bilgiyi aldım. Depremzedenin yapması gereken veyahut doldurması gereken herhangi bir başvuru formu falan hiçbir şey yokmuş. Örneğin siz başka bir şehre gitmek istiyorsunuz. Diyelim ki Ankara'ya gitmek istiyorsunuz. Gittiğiniz zaman gittiğiniz şehirdeki kaymakamlık veya valiye gideceksiniz. Diyeceksiniz ki ben depremzedeyim. Benim yardıma ihtiyacım var, kalacak yere ihtiyacım var. Kaymakamlık veya valilikteki görevliler sizin TC kimlik numaranızı girdiği zaman zaten adres kayıt bilginizden nerede yaşadığınızı görecekler. O bölgenin de deprem bölgesi ortaya çıkınca zaten size yardımcı olacaklarmış arkadaşlar. Bunu görevliler bu şekilde söyledi. Ben de size buradan aktarıyorum. Bu önemli bir husus arkadaşlar. Çünkü birçok kişi bunu soruyor. Bilginiz olsun arkadaşlar.